Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere patatesle yapılan harika bir tarifim var. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle 1 kilogram patatesimizi tenceremizin içerisine alıyoruz ve üzerine geçecek kadar su koyuyoruz ve güzel bir şekilde haşlıyoruz. Bu işlemi düdüklü tencerede de yapabilirsiniz. Daha kolay, daha çabuk haşlanması açısından. Ben bu işlemi önceden yaptım, videomuzun olmasın diye. Patateslerimi haşladım. Şöyle gördüğünüz gibi 4 adet büyük boy, 1 kilogram ediyor zaten. Şimdi bu patateslerimi soydum, kabuğunu sıcakken bir patates ezeceğiyle güzelce eziyorum. Bu arada arkadaşlar, patatesinizi sıcakken ezerseniz daha da kolay ve çabuk ezilir. Evet, patateslerimi gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde patates ezeceğiyle güzelce ezdim. Şimdi patates ezeceğimi çıkartıyorum. Bu işlemi çatalla da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi içerisine 100 gram rendelemiş olduğum kaşar peynirimi döküyorum. Ve bir tutamda maydanozumu temiz yıkadıktan sonra ince ince kıydım. Onu da içerisine döküyorum. Burada da bir tatlı kaşığı dolusu tuzum var. Tuzumu da içerisine serpiyorum. Ve yarım tatlı kaşığı da karabiberim var. Karabiberimi de içerisine şöyle serpiyorum. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce yoğuracağım. Evet, patates hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi toparlıyorum. Arkadaşlar bu şekilde elinize yapışabilir, normaldir, patates yapışabilir, yani sıkıntı değil. Şöyle gördüğünüz gibi böyle yoğurdum, iyice birbirine karıştı. Şöyle hemen elimi böyle sıyırıyorum ve elimi güzelce yıkayacağım. Daha sonra da diğer işleme geçiş yapalım. Ellerimi yıkadım, hızlıca geldim sizi bekletmemek adına. Şimdi arkadaşlar buraya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koydum ve yemek kaşığımı şöyle bir yağ batırıyorum her tarafına ve elimi de gördüğünüz gibi bu şekilde yağlıyorum. Çünkü patatesimize şekil vereceğiz. Köfte şekli vereceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar aldım ve avucumun orta yerinde önce şöyle bir sıkayım. Ve daha sonra da bu şekilde yuvarlıyorum ve gördüğünüz gibi böyle köfte şekli veriyorum. Elinizi yağlamasanız eğer arkadaşlar bu şekli veremezsiniz. Patates elinize yapışır. Çok zorlanırsınız. Şu şekilde patatesimizi yuvarlak olacak şekilde köfte şeklini verdim. Ve streç film serdiğim bir kabımızın üzerine de olur, bir tepsimizin üzerine de olur. Ben şöyle bir şeyin üzerine aldım. Şimdi arkadaşlar ben hemen patateslerime şekil verip güzelce dizeceğim. Patateslerime köfte şeklini verdim. Bitti. Şimdi bunu böyle biraz kenara alıyorum. Ve burada genişçe bir kabım var. Genişçe bir kabımın içerisine 2 adet yumurtamı kırıyorum. Ve yarım çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Bu yumurta ve tuzu güzelce çırpıyorum. İyice çırptım. Şimdi içerisine bir orta boy çay bardağı yoğurt katıyorum. Burada da unum var. Yine aynı orta boy çay bardağıyla, sadece böyle bir parmak eksik. Unumu azar azar böyle ilave ederek güzelce bir sos hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, sosumu hazırladım. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Ben bu çay bardağındaki unu kattıktan sonra şöyle 2 yemek kaşığı daha un kattım. Siz de kontrollü şekilde ununuzu katın. Şimdi çırpıcımı içerisinden çıkartıyorum. Güzelce iyice pürüzsüz olana dek çırptım çırpıcıyla. Şöyle göstereyim. Böyle akışkan kek hamuru kıvamında bir sos hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi köftelerimizi kızartmaya geçelim. Evet, sosumu ve patateslerimi ocağımın yanına getirdim. Ve tavamı ocağımın üzerine aldım. İçerisine bir miktar ayçiçek yağı döktüm.
Şimdi hazırlamış olduğum patateslerimden şöyle alıyorum ve bu sosumun içerisine atıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi patates köftelerimi her yerini sosa buladım. Şimdi şöyle bir çatal yardımıyla bu şekilde çıkartıyorum ve fazla olan sosumu böyle gördüğünüz gibi süzüyorum ve kızgın yağın içerisine bu şekilde bırakıyorum. Arkadaşlar, o kadar basit, o kadar kolay ki ve çok da lezzetli bir patates yemeği oluyor. Şimdi tekrardan hemen alıyorum ve güzelce buluyorum. Bu arada arkadaşlar, ben çocukken annem kaygana yapardı. Yine böyle bir sos hazırlardı buna benzer. İçerisine bayat ekmekleri doğrardı ve bu şekilde yağda kızartırdı. Halen daha da yaparız biz onu. İnşallah bir gün onun da videosunu sizlere çekmek istiyorum. Bizim Elazığ'da kaygana derler ona. Halen babam çok sever, bazen annemden de ister. Tabii biraz böyle yağda kızardığı için, onlar da yaşlı oldukları için ben pek onlara tavsiye etmiyorum. Ama çok sevdiği için ara ara tabii ki babam istiyor. Şöyle fazlalığını süzüyoruz ve şöyle yağın içerisine bırakıyoruz. Ve biraz elimizi hızlı şey yapmamız gerekiyor. Şöyle hemen alıp çevirmem gerekiyor. Yoksa yanar. Hatta siz iki kişiyle de yapabilirsiniz. Biriniz böyle tavaya döküp biriniz de çevirebilirsiniz. Şimdi hemen hızlıca köftelerimi bu şekilde buluyorum. Ve kızgın yağın içerisinde altı üstü pembeleşene dek kızartıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Şimdi kızaranları servis tabağıma alacağım. Servis tabağımızın içerisine bir tane havlu peçete seriyoruz. Burada da yoğurdum var. Güzel bir şekilde çırptım. Üzerine de pul biber ve kekik ekledim. Şimdi göstereyim size. Bakar mısınız arkadaşlar şunun güzelliğine? Şöyle fazla yağını süzdürüyorum. Pardon. Şöyle zaten içerisi pişmiş. Bu arada orta ateşte pişiriyoruz. Şöyle hemen diziyorum servis tabağımın içerisine. Güzelce arkalı önlü nar gibi kızarınca alıyoruz. Şimdi ben bütün hazırladığım patateslerimi bu şekilde önce sosa, sonra da böyle kızgın yağın içerisinde orta ateşte güzelce kızartacağım. Evet arkadaşlar, bütün patateslerimi güzel bir şekilde kızarttım ve sonuncuları da hemen alıyorum. O kadar lezzetli, o kadar pratik bir patates köftesi mi desem, patates yemeği mi desem veya patates kayganası diyelim biz buna. Bakar mısınız arkadaşlar şunun güzelliğine? Mükemmel bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.